Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmışlar 3 adım deneme sınavları AYT sayısal eşit ağırlıklı matematik sorularını arkadaşlar. Birinci adım, birinci deneme matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz. Geometri sorularında kalmıştık, 31. soruyla devam edeceğiz. Hocam bu video nereden çıktı, daha önceleri nerede? Sevgili arkadaşlar, buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda sadece bu deneme değil, bu denemede 4 videomuz var. Tüm adımların 15 denemenin de arkadaşlar tamamını bu oynatma listesinde bulabilirsiniz. Hepsi de sırasıyladır. Bir önceki videomuz ilk 30 soru. Burada geometrilerde kaldık. Geometriyle bitireceğiz. Hızlıca gösteriyorum arkadaşlar. Burada 9, 10, 11, 12 ile ilgili bütün testler, matematik, fizik, buradaki TYT'ler, AYT'ler, bunları da çözmen senin hayrınadır. Şiddetle tavsiye ederim. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. 31. soru diyor ki, şekil 1'de ön yüzü, arka yüzü mavi olan ABC dizgini kağıt A köşesinden tutulup BC boyunca, bak köşegen çok önemlidir, BC boyunca katlandığında A köşesi A noktası, A üstüne geliyor. DCA, yani şurası arkadaşlar 34 dereceymiş, güzel. Buna göre ABC, yani alfa açısı ne kadardır? Sevgili arkadaşlar, şunu asla unutma. Bir kere soruları, bak katladığında teşekkür ediyoruz, orijinali üzerinden vermiş. Şurası yok şekliyle de çizerler böyle. Sen hemen burayı dolduracaksın. Ya da buradan kendin çizeceksin şöyle. En güzel odur. Ve şunu asla unutmuyoruz. Bak buradaki şu üçgen, ABC üçgeni, şimdi şurada mavi üçgen. Bunu asla unutma. Yani velhasıl kelam, burası alfaysa şurası alfa. Burası dikti değil mi, dikdörtgen? Burası da dik. Değil mi? Çok güzel. Aynı zamanda arkadaşlar şu açıyla da şu açı senin aynı açın. Değil mi? Güzel. Zaten soruyu da böyle çözeceğiz. Ve sevgili arkadaşlar, burada bu soruyu çözmemize en çok işe yarayacak arkadaş da şu. Tamam. Güzel. Arkadaşlar burası 34 mi 34? Şimdi bak, dikdörtgenin en sevdiği hareketlerden A, B, C, D diye git. İç ters açı değil mi arkadaşlar? Bak şurasıyla şurası iç ters açı. Alfa kadar. Hani sen Z kuralı diye biliyordun ya. Paralel alfa kadar. Bu durumda ne gördük arkadaşlar? Burası alfa artı 34. Yani şurası da aynı üçgen açısıydı. Alfa artı 34 oldu burası da. Şu arkadaş alfa artı 34. Bu arkadaş da alfa artı 34. Şimdi bak ACD açısı da arkadaşlar. ACD açısı da zaten 90 derece dik değil mi? Evet öğretmenim. Burada ne görüyorsun? Alfa artı 34 artı alfa kaç derece? 90 derece. Konu kapandı. Buradan alfayı kolaylıkla buluruz. 2 tane alfa eşittir 56 derece. Alfa eşittir 28 derece. Mevzuyu kapatırız. Anlaştık? Okay, tomento. Let's go number 32. 32 ile devam ediyoruz arkadaşlar. 32 diyor ki, şekilde O merkezi yarım dairede OC, yani yarı çapımız R, 10 kök 3 birim, ACB 36 derece, neresiymiş o? ACB, ha şurası. Arkadaşlar burayı artık renkli çizelim, yazalım. Gönder, hop. Burası kaç derece? 36 derece. Arkadaşlar laf uzatmayalım. Bu arkadaş da R. Hemen şurası da 36 derece. Değil mi? 36, 36, 72 yapar. Şu arkadaşa kaç derece kalır? 108 derece kalır. 108 derece. Yine lafı uzatmıyoruz. Bu arkadaş da bunun bütünleri. Burası da 72 derece. Öncelikle buna bakalım. Buna göre mavi renkli bölgenin alanlar toplamı kaç birim karedir? Vallahi sevgili arkadaşlar bunu bak, bu soruyu birkaç şekilde fark edebilirsin. Şöyle ki, ben diyorum ki şuradaki AOC üçgeninin alanı ile sevgili ABO üçgeninin alanları birbirine eşittir. Allah Allah, neden? Arkadaşlar bak, her türlü bulursun. Normalde bak şuradan bir dikme indirdiğimizde şu H olsun. Şu arkadaşın alanı nedir? H çarpı R burası. R bölü 2 kadardır. Bu arkadaşın da yüksekliği bu kadar. H çarpı
taban da R'ye kadar bölü 2 kadardır. Yani bu arkadaş da bu arkadaş aynı. Sen bunu şuradan da fark edersin biliyor musun? Sinüsle alan formülü var ya. 1 bölü 2 çarpı kollar R değil mi? Kolları R çarpı aradaki açı. Sinüs 108 derece. Burası da arkadaşlar yine 1 bölü 2 kollar R kolları R aradaki açı sinüs 72. Sevgili arkadaşlar, birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüs değerleri birbirine eşittir. Bu iki değer birbirine eşittir. Demek ki bu iki değer de birbirine eşit. Böyle durumlarda her zaman bu iki alan birbirine eşit dersin. Şimdi bu kadar lafı niye söyledik? Şurayı şuraya taşı. Bak buraya taşıdım. Aa, meğersem senden sorulan AOB diliminin alanıymış değil mi? Bu dilimi bulacağız. Bu dilimi bulurken de ne yapacağız arkadaşlar? Bütün alan, bütün alanımız ne kadar? Pi r kare ile bulacağız. Pi çarpı 10 kök 3'ün karesi değil mi? Bütün alanımız çarpı kaçlık dilim arıyoruz? 72'lik. 360'da 72 değil mi? Arkadaşlar bu arkadaş da hop. Eğer biraz antrenmanlıysan 1 bölü 5 olduğunu bulursun, bilirsin ki sadeleşirsin. Yani pi çarpı al 100 çarpı 3 çarpı 1 bölü 5 hobolop 20 60 pi. Konu kapanmıştır Diyarbakır'da. Tamam mıyız? Nefis. Şunu gördün mü soru bitiyor. Geldim 33'e en sevdiğim. Şekilde dik koordinat düzeninde OABC bir kare AD eşittir. Çok güzel. Tam yarım yarım kesmiş. Arkadaşlar hemen K, KD şuralarda 2K olsun. Kabul mü? Kabul. Bir kenar değil mi? KK, 2K. OD uzunluğu da 15 birimsir. Burası 15. Değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar bak burada üçgen bağırıyor. K'yı bulabilirsin. Buna göre BC köşelerinden, B ve C köşelerinden geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ne yapacağız? B ve C köşelerinden geçen doğrunun denklemi için. Yani şu noktaların koordinatlarını bulup y eşittir mx artı n'i ortaya çıkarmaya çalışacağız. Eğim artı geçti bir noktayla buluruz. O zaman k'yi bulmakla başlayalım işe. Arkadaşlar burada Pisagor yapınca k'nin karesi artı 2K'nin karesi 4K kare eşittir 15'in karesi değil mi? Burası da 15, 225. 5 tane K kare eşittir 225, K kare eşittir. 5'e böldük mü bu karşı çıkıyor arkadaşlar. 45 değil mi? Doğrudur 45. Demek ki K ne kadarmış? 3 kök 5. Değil mi? Çok güzel. 45, 9 çarpı 5 ya. 3 kök 5. Sevgili arkadaşlar 3 kök 5 karşımda. Bu durumda bak bu arkadaşların köşelerini, koordinatlarını bulabilmek için. Bak şuradan hemen üçgenimi indiriyorum. Dik. İndirdik mi? İndirdik. Sevgili arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş 90 derece. Ondan sonracığıma açılardan gidelim. Evet. Bak şurası alfa. Değil mi? Şurası alfaysa. Şurası beta olur. Alfa artı beta ne kadar sevgili arkadaşlar? 90 derece. Bu durumda burası da dik olduğuna göre burası da beta olur. Güzel. Bu durumda şuraya da T noktası diyelim. ADO üçgeni ile ADO üçgeni ile sevgili arkadaşlar sevgili T sonra AD dedik. D şurası diyeceğim. B O üçgenleri benzerdir değil mi? Çünkü bak burası beta. Hatta buranın alfa olduğunu da görüyorum. Değil mi? Alfa artı beta. Şurası beta. Burası da alfa. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar bu arkadaşın bütün kenarlarını biliyorum. 3 kök 5. Bu kısım. Burası da 6 kök 5. Çünkü 2 katı. Şimdi bana söyle. Bak burası da biliyorum artık 2K kadar. Burası da 6 kök 5. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar. OT'yi bulalım, BT'yi bulalım değil mi? Hepsini de bulalım. Ya da şey yapalım. Onun iki katından gideriz. BT, bak sevgili arkadaşım. BT uzunluğu bölü beta'nın gördüğü. Burada beta'nın gördüğü 3 kök 5. Eşit olmalı. Burada 6 kök 5'in gördüğü. 90, 6 kök 5'i görüyor. Burada da 90, 15'i görüyor. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Sevgili arkadaşlar bu durumda
ait. Sevgili BT uzunluğumuz ne kadar olur? BT eşittir. 3 kök 5'i buraya gönderirsen gönderdin. Zaten bunlar hep 15 yapıyor. 6 oldu. Çok güzel. BT'yi 6 bulduk mu? Bulduk hocam. Hemen yaz buraya. Sevgili arkadaşlar şurası 6 birim. Zaten bu arkadaşlar benzer. Bak uzun dik kenar kısa dik kenar 2 katıydı. Burası da kaç oldu? 12 birim. Oo nefis. Sevgili arkadaşlar B'nin koordinatları çıktı ortaya. 12'ye 6 değil mi? Hop hemencik olayı çözdük. Peki C'ye nasıl ulaşacağız? Arkadaşlar C içinde bu sefer ne yapıyorum? Burayı bak yine yatay yatay dikey dikey şeyler çiziyorum. Bak sevgili arkadaşım şurada gördüğün üçgen ile tamamen aynısı çıktı. Şu üçgenin aynısı ahanda buradadır. Bunu nereden anlıyorum sevgili arkadaşlar? Şuradan anlıyorum. Bak burası alfa ya burası beta kadar olur. Şurası da alfa kadar olur. Bak Pisagorları da aynı 6 kök hocam. Demek ki burası 6 birim. Şu kısım 6 birim. Öyle buldum çünkü. Şu kısım da 12 birim. Şimdi bana C'nin koordinatlarını söyle. C'nin koordinatları sevgili arkadaşlar 12'den 6 geri gelirsen tak 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 değil mi şurası 6. 6'ya kaç olur arkadaşlar? 6 12 daha tak 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 burası da 18. Bitti. Şimdi soru sadece şuna dönüştü arkadaşlar. C 6'ya 18. Hop. Bir de şöyle çizelim. Bir de B 12'ye 6 noktalarından geçen doğrunun denklemi. Değil mi? Ve ne diyorduk arkadaşlar? Şimşek Tanık hocanız her zaman söylüyor. Y eşittir MX artı N'den başka doğrunun denklemi tanımıyoruz. Kargadan başka kuş tanımadığımız gibi. Eğim. Eğimi söyle bana sevgili arkadaşım. Tak tak şöyle yapacak olursak. Şöyle indirsen zaten eğime bakıyorsun. 12 bölü 6 değil mi? 12 6. Zaten bu şey burada gözüküyor. Ama nasıl? M arkadaşlar. Eksi 12 bölü 6. Yani eksi 2. Çünkü negatif değil mi? Eğimi bulduk mu? Bulduk. Yani senin denklemin y eşittir. Eksi 2x artı. Hocam nasıl yaptın ya? Çok hızlı geçtin. Şöyle yaptım arkadaşlar. Bak bu nokta bu nokta. Burada da gözüküyor zaten. Bundan geçen eğime baktım. Dikeydeki değişim 12, yataydaki değişim 6. Ama negatif eğim olduğu için eksi 2. Bunu yazdıktan sonra da sevgili arkadaşlar ne söyleyeceğim? Bu arkadaş bu doğrudan, bu noktadan da bu noktadan da geçiyor. İstediğini yaz. Bak y'ye 18 yazdım. Eksi 2 çarpı x'e de 6 yazdım. Çünkü bu noktayı sağlayacak. 6'ya 18. Artı ne? N kaç arkadaşlar? 30 çıkmadı mı? Değil mi? Eksi 12 evet. Yani senin denklemi şuymuş. Y eşittir. Denklemi yazıyorum şimdi. Eksi 2x artı 30 imiş. Mevzu kapandı. Ama bu arkadaş ne yapmış? Herkesi bir tarafta toparlamış. Toparla. Y artı 2x eksi 30 eşittir 0. Bu da Bursa şıkkında. Tamam. Konu kapanmıştır. Genelde x'leri başa yazarız ama bu soruda y'yi yazmaya çalışmış. Hatta kafanı karıştırmak için burada x'ler başta falan filan. Tamam mıyız? Tamam. 34 ile devam. Dik koordinat düzlemi üzerinde x, y üzerinde sınırlanan yarıçap uzunluğu 6 cm olan çeyrek daireden dik kenar uzunluğu 3, 4 olan dik üçgen çıkan yeşil bölge elde edilmiştir. Şimdi arkadaşlar v'ye ve vx'i tanımlıyor. V'ye yeşil bölge alanın x ekseni boyunca y ekseni. Şu eksen boyunca şöyle döndürülmesi. Evet, şöyle döndürüyoruz arkadaşlar. V'ye. Vx de yeşil boyalı bölgenin x ekseni etrafında 360 derece döndürülmesi elde edilen hacmin. Arkadaşlar burada da x ekseni boyunca şu arkadaşı bu sefer şöyle döndürüyor. Döndürülen 360 derece cismin hacmi. Buna göre Vx bölü V'ye. Arkadaşlar ne elde ederiz? Ben bu arkadaşı şöyle döndürürsem burada yarım küre elde ederim değil mi? Burada da yarım küre elde ederim. Öğretmenim efendim bunlardan ne fark eder ki? Böyle de çevirsen böyle de çevirsen aynı şey elde edersin. Demek ki bölümleri bir olmalı. Ama şıklarda yok. Evet arkadaşlar bu kazınaya öyle değil olmaz. Bak burada yapacağımız hareket ne sevgili arkadaşlar? Bak şu arkadaşın tamamını çevirdiğini düşün. Çeyreğin tamamını çevir şu yönde. Çevirdikten sonra da şu arkadaşı çevirdiğinde de bak burada da bir koni oluşuyor. Değil mi? Bu koninin hacmini çıkartacağız.
Aynı şeyi burada da yapacağız. Oradaki koninin hacmi de daha farklı bir şey olacak. Güzel. Arkadaşlar Vx için hesaplayalım. Vy. Y kesini. Şimdi bak şu arkadaşın hacmi ne kadardır? 4 bölü 3 pi r küp değil mi sevgili arkadaşlar? Güzel. R'nin 6 olduğunu görüyorsun. 3, 3 değil mi? Güzel. O zaman yazalım. Bak Vy'yi yeniden yazıyorum. Bu kürenin hacmi. Hacim. Vy 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 6'nın kübü. 6'nın kübü. Ama arkadaşlar yarım küp olduğu için bu arkadaşı bir de 2'ye bölmem lazım. Değil mi? Bölü 2. Eksi. Şimdi sevgili arkadaşlar ne söylemem lazım? Bu arkadaşın bölü 2 yaptık. Şu koniyi çıkartacağım. Koninin hacmi nasıl bulunuyordu arkadaşlar? 1 bölü 3 tane taban alanı pi r kare. R'miz kaç bu sefer? 3. 3'ün karesi değil mi? Evet. Pardon. Ha 3'ün karesi tamam. Yani bir dakika ya. 1 bölü 3 tane pi r kare çarpı yükseklik. Şimdi yüksekliğim ne kadar? H kadar. 4 kadar. Koninin hacmi de arkadaşlar 1 bölü 3 pi r kare çarpı h'i dedim. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Yaptığım hareket bu. Vy'yi söyle bana sevgili arkadaşım. Burada yaptığımız işlem sonucunda hop. Yani sen bunu yaparsın artık. Şuradan da bir tanesi çıkar. Burada 12 tane pi kalır. Eksi 12 pi. Şurada da 144 pi olur. Vy eşittir 132 tane pi. Cepte mi? Cepte. Vx'e gel. Sevgili arkadaşım Vx için de yapacağın hareket çok farklı değil. Yine bak yine aynı şeyi yaptık. Burası 144 çıkıyordu zaten. Değil mi? Yarım şeyi düşün. Yarım küre 144 pi. Eksi. Bu sefer arkadaşlar şöyle bir koni çıkartacağız. Onu da laciyle göstereyim. Bak şurada şöyle bir koni oluşuyor ya. Çevirdiğinde. Arkadaşlar pi r'si bu kadar zaman kaç? 4 pi r kare. Güzel. Çarpı yüksekliğin bu sefer 3 bölü 3. 3'te 1'i çünkü. Gitti. 16 tane pi'yi çıkartacağız. Ve x de bu durumda 128 pi olur arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Şimdi yapacağın hareket 132 pi over 128 pi. Oran olduğu için zaten oranlar birimsiz olur biliyorsunuz. Pi'ler gitti. Sadeleştirirsek 4 ile mi? Evet 4 ile 20, 32 özür. 4 ile 64, 33. Ha, pardon ya tam tersini soruyormuş. Neyse ya. 32 bölü 33. Yani o şurası 33, burası 32. Bana tam tersini soruyormuş. Ben Vy bölü Vx yaptım. Vx bölü Vy de eşittir 128 bölü 132'den 32 bölü 33 olur. Ama bayağı da yakınmış değil mi ya? Yani neredeyse 1 olacakmış. Evet hadi bakalım. Geldik 35 numaraya. Çok sevdiğim bir özellik var burada. O da şu. Diyor ki şekilde ABD düzgün çokgendir. DBF ile DAG açılarının ölçülerinin toplamı 30 derece olduğuna göre çokgen kaçkenarlıdır. Arkadaşlar şunu asla unutmuyoruz. Herhangi bir çokgende şuralardan senin şu kenarları görüyorsun ya bak bir kenarı görüyorsun. Arkadaşlar bu da çemberden gelir. Bak çemberden çevre açı gibi düşün. Hep aynı yayı görüyor aslında. Değil mi? Bak şöyle çevrel çember çizersen bunu. Bütün düzgün çokgenlerin bir çevrel çemberi olur arkadaşlar. Bu arkadaşların hepsi aynı yayları gördüğü için hep aynı açılardır. Buralar hep alfa alfadır. Anlaştık? Güzel. Bak. Yani şu arkadaş bak bir tane görüyor. Değil mi? Bir tane kenarı görüyor. Bu arkadaş alfa kadar. Bak bu arkadaş kaç tane görüyor? 1, 2 tane. Bu 2 alfa kadardır. Bu arkadaş kaç tane görüyor? 1, 2, 3 tane. Bu arkadaş da 3 alfadır. Harika. Bu durumda arkadaşlar bana da ne demiş? 2 alfa ile şimşek 3 alfayı toplarsan 30 derece olur. Alfa kaç? 6 derece. Bitti. Değil mi? Arkadaşlar şimdi BCD'yi gel buraya çiz. Orası biraz şey olduğu için. Şöyle çizdim. C, B, D. 6 derece, 6 derece,
Hop. Çokgen kaç kenarlı? Dış açıyı bulacağım arkadaşlar. 6 6 tutup kulağını tersinden tutma. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açıya eşit. Demek ki benim bir dış açım ne kadar? 12 derece. Şurası yani. Bak burası 12 derece. Sevgili arkadaşlar, bütün çokgenlerde tüm dış açıların toplamı 360 mıydı? Evet. O zaman kenar sayım nedir? 360 derece bölü 12. Yani en tane 12 derece 360 yapar. Bu da nedir arkadaşlar? Otuzgendir. Otuzgen. Zaten 6 derececik çıkmasından beri. Anlaştık. Harika. 36 numarada sanki böyle seni kandıracakmış gibi soru ama kolay. Aşağıda görsel bir okul bahçesinde bulunan oyun alanı göstermektedir. Bu alanda her köşe bir harfi göstermekte ve her köşede bir kişi bulunmaktadır. A, B, C, D. A, D, C. A, D, C. Şurası arkadaşlar 150 dereceymiş. 150 derece. D, C, A ile buralar birbirine eşit. Alfa, alfa de. Affetme. Ondan sonucuma da diyor ki arkadaşlar, B noktasında bulunan kişinin A noktasında ve C noktasında bulunan kişi uzaklıkları eşit. Buralar eşit. Değil mi? Güzel. A, B, C ne kadardır? Şurası kaç derecedir? X eşittir, soru eşit. Sevgili arkadaşlar, gözünüzü seveyim. Bak ben bunu her zaman söylüyorum. İkiz kenar gördün mü? Hiç affetme. Şu taban açılar birbirine eşit demektir. Bunlar birbirine eşitse, buralar alfa alfaysa, şuraları da senin sevdiğin bir harfi ver. Beta, beta, aynı harf. Bu durumda ne görüyorsun sevgili arkadaşım? Bak şuradaki üçgene bak. Bu üçgenden alfa artı beta artı 150'nin 180 derece olduğunu, dolayısıyla alfa ile betanın toplamının 30 derece ettiğinin farkına varıyorsun. Diğer taraftan da x'i bulmak istersen de bu da bir üçgenin içinde. ABC üçgenin içinde. Başı kel mi? X artı, bak bu sefer 2 tane. 2 tane alfa artı beta var. Eşittir 180 derece. Değil mi? Güzel. Buna da 30 dedik zaten. Burası oldu mu sana 60 derece? X kaç oldu? 120 derece. Konu kapanmıştır. Anlaştık. Harika. Biz bunu yok. Olur mu diyecektim ama olmuyor. Üçgen çizsek falan. Çember. 37 ile devam o zaman. 37 diyor ki dik koordinat düzleminde köşe koordinatları 5'e 11, 8'e 10, 6'ya 4 olan ABC üçgeni. Buna göre BC kenarına ait kenar ortay doğrusunun denklemi. En sevdiğim. Arkadaşlar en sevdiklerimden. Şöyle ki bak burada çok önemli değil, tamam mı şeyler? Güzel çizmek. Ben bazen güzel çizmeye çok takıyorum. O kadar da takmamak lazım. A 5'e 11 yazdım. B 8'e 10 yazdım. C de 6'ya 4. Çünkü bu nereden baktığına bağlı, değil mi? Güzel. Arkadaşlar ne diyor? BC kenarına ait kenar ortay. Tak tak tak. Şu arkadaşlar birbirine eşit olsun diyor. Şuraya da kenar ortaylara ne diyorduk biz? V diyelim. Şu V noktası. A ile V'den geçen doğrunun denklemini söylüyor. Arkadaşlar V'nin koordinatlarını söyle bana. Orta noktayı nasıl buluyorduk? X'lerin aritmetik ortalaması 6 artı 8 bölünü 2 nedir arkadaşlar? 7'dir. Değil mi? 6 artı 8 bölü 2. Ordinatı da ne olacak? Y'lerin aritmetik olması. 10 artı 4 bölü 2'den 7. Aa 7'ye 7'ymiş. Tamam mı? Bitti. Şimdi arkadaşlar M, A, V. Bu arkadaşların eğimine bakacağım. Çünkü ne demiştim? Y eşittir MX artı N. Önce eğimi bulalım. Arkadaşlar bunun içinde delta Y bölü delta X diyorum ben. Y'lerdeyin farkı eksi. X'lerin farkı. Ama buna da dikkat et. Bak önce kimden çıkardığına dikkat et. 11 eksi 7 bölü 5, 11 ile başladın ya, 5 eksi 7. Bak eksi çıkacak. Burası 4, burası eksi 2 değil mi? 4 bölü eksi 2'den eksi 2 çıktı. Az önceki soruda da eksi 2 çıkmıştı değil mi? Enteresan. Arkadaşlar demek ki bizim denklemimiz y eşittir eğimi eksi 2 bulduk. Eksi 2x artı n gibi bir şey. Peki neyi nasıl bulacağız? Neyi de şöyle bulacağız. Bu arkadaş bu noktadan da geçiyor, bu noktadan da. İstediğini kullan. Ben şunu kullanacağım. Bak y yerine, x yerine 7 yazacağım.
Y yerine de 7 yazacağım. Bu denklem sağlanacak. 7 eşittir. Eşittir. Eksi 14 artı ne? N kaç oldu? 21. Geçmiş olsun. Y eşittir. Eksi 2x artı 21'miş arkadaşlar. Ben kargadan başka kuş. Y eşittir mx artı n'den başka da doğrunun denklemi tanımam arkadaşlar. Ben olsam böyle bırakırdım. Ama ne yapmış soruyu yazan kişi? Tutmuş bunu arkadaşlar. Farklı formayı çevirmiş. Herkesi sola biriktir. 2x artı y eksi 21 eşittir 0. Bu da analitiğin en sevdiği formdur. Bu da nerede? Anında C şıkkında. Bir de aklınızda olsun arkadaşlar. X'leri her zaman önce yazmaya çalışın. Burada y önce yazılmış. Neyse hadi. Olabilir yani. Sıkıntı yok. Tamam. Ama siz alışkanlık getirin. X'leri önce yazın. 38 devam. Koordinat üzerinde verilen sarı ve mavi karelere sel bölgeleri aşağıdaki dönüşümler uygulanıyor. Löp 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 löp. Bu dönüşümden sonucu iki karede tamamen çakışıp ne demek istiyor? Bu buraya geliyor. Bu da bunun üzerine geliyor. Yeni bir kare oluşturduğuna göre A artı B kaçtır? Allah Allah. Ne demiş? Mavi karesel bölge orijine göre yansıması alınıp A birim yukarı. Sarı karede y eksenine göre yansımalarını b birim sola. Arkadaşlar tane tane şu şeyleri yapalım. Bak maviyi orijine göre simetrini alalım. Arkadaşlar bak nokta nokta gidersen çok rahat. Buradan alırsan orijine göre yansıması bu nokta olur. Bak bu noktanınki de arkadaşlar şu nokta orijine göre alırsan buraya gelir. Bu noktayı alırsan bu noktaya gelir. Şu noktayı da alırsan bu noktaya gelir. Bak bu arkadaş burası oldu. Nokta nokta taşırsan rahat edersin. Hatta ben sana şöyle de bir tüyo vereyim değil mi? Bak onu da yapalım. Gerçi ortalık karışır da. Bak bu nokta bu nokta bu nokta bu nokta oldu. Şu nokta bu nokta oldu. Bu nokta da bu nokta oldu. Onlara dikkat et. Arkadaşlar maviş burada. Yansıması burada. Sarıya ne yapmışız? Sarıyı da y eksenine göre. Y eksenine göre bak bu noktanın burada olur değil mi? Buraya gelir. Şu kısmı aldım. Bak bu doğru parçası buraya geldi. Bu doğru parçası da buraya gelir. Dolayısıyla bu arkadaş da buraya gelir. Tamam sarı da burada. Arkadaşlar bunlar ne ara üst üste binecek? Şöyle yapacak bak. Maviyi A birim yukarı. Arkadaşlar maviyi A birim yukarı şöyle taşırım değil mi? Bak şuraya taşırım. A birim. Yani bir birim. Değil mi? Bir birim yukarı taşırım. Sarıyı da bir birim sola taşıdığımda hop buyur sana. Değil mi? Bak bir birim de bunu sola alırsam sorun çözülmüş olur. Bu da bir oldu. Bana da A artı B soruluyordu. Bir artı bir buyur sana iki. Edirne. Harika. 39 gelsinler. Geldi. Şekil 1'de çap uzunluğu 15. Hemen yaz. Olan daire şeklindeki masası, yemek masası görünmektedir. Arkadaşlar şuraya çap uzunluğu 2R eşittir 15. Çap uzunluğu. Burayı şimdi kaydırıyorum. Bu bilgiyi aldım. Gereksiz bir prodüksiyon olmuş. Bu masa üzerine altın yaldız şeklinde görüldüğü gibi süsleme yapılmak isteniyor. Bir noktadan bak pat 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 pat. A, B, C, D, F, G ardışık noktalar arası uzaklık eşittir. Buralar hep birbirine eşitmiş arkadaşlar. Ancak sıkıntılı bir cümle bu. Ben olsam şunları yazmazdım. Çünkü buradan ben A, B, B, C, C, D, D, E, F, F, G, G, H anlıyorum. A ile H arasını anlamıyorum. Ama aslında anlatmak istediği A, H. Yani bunu yazmayıp bütün noktalar arası mesafeler ardışık eşit deseydi daha doğru olurdu. Bu boşuna kafayı karıştırıyor. Çünkü AH de dahil. Neyse kıllık yapmayayım ben daha fazla. 2R 15 mi? 15. AB arkadaşlar şurası ne kadar verilmiş? 2X artı 3 olarak verilmiş. AF de arkadaşlar 4X olarak verilmiş. Buyur. Burası da 4X. Buna göre x kaçtır? Arkadaş ben bunu nereden bulacağım? Arkadaşlar gayet kolay. Madem sen bu arkadaşı sordun. B ile F'yi birleştir. Birleştirdim mi? Birleştirdim. Başımız göğe mi erdi? Gerek yok arkadaşlar ermesine. Bak 1, 2, 3, 4 tane yay burada.
1, 2, 3, 4 yay burada. Bildiğin bu yeşil çizgi bu arkadaşı iki eşit parçaya böldü. Kim bu? Çap. Değil mi? Çap iki eşit parçaya böler. Konu kapandı. Burası 15. Burası 15 ise arkadaşlar BAF açısı da çapı gördüğüne göre demek ki burası da dikmiş. Hop konu kapanır. Şurada gördüğün dik bir üçgenmiş. Bu arkadaş 2x artı 3, bu arkadaş da 4x'miş. Hemen Pisagor yaparsın. 2x artı 3'ün karesi artı 4x'in karesi eşittir 15'in karesi. Ha böyle durumlarda da şunu yapabilirsin tabii ki sevgili arkadaşım. Şimdi bunu çözersin normalde, hiç sıkıntı değil. Ama ya dersin arkadaş bu ne olabilir, ne olabilir? Bu arkadaşlar 9, 12, 15 üçgeni olur mu acaba dersin. Bakalım. Şunun olabilmesi için 2, 3 olmalı değil mi? 3 olsa 9 oluyor. Bak 3 olsa 12 oluyor. Demek ki x kaçmış? 3'müş. Ha çözersin ya, çok sıkıntı değil. Ama hani buraya kadar gelmişken de iterasyon yaparsın. Ya dersin bu 2, 3 bunlardan. Hadi zaten şıklar da var. Hangisi sağlıyor yapabilirsin. Hayatından bir şöyle 45-50 saniye kazanırsın. Tamam mı? Harika. Hele sınavda 45-50 saniye hayattan kazandım belki 3-4 saniye. 40. A noktası 6'ya 8 noktası orijin etrafında pozitif yönde 240 derece döndürülmüş elde edilen nokta B noktası olduğuna göre AB kaç birimdir? Arkadaşlar bu en sevmediğim, hatta şu kısmı direkt kendim videom olduğu için bile söylüyorum. Hiç aklında bile tutmasın. Ezber çünkü. Hiç gerek yok. Şöyle deniyor arkadaşlar. A, X, Y olduğunda kaç derece döndürüyorsan alfa derece döndürdün ya pozitif yönde. Şöyle dönüyor arkadaşlar. Dönmüş hali. Bunun formülünü vereyim ben sana. Döndürülmüş hali B noktası. B noktası şu oluyor arkadaşlar. B'nin koordinatları. Şöyle yazacak olursak. Bunun x ve y var ya, şu x bu da y. X çarpı kosinüs alfa, tamam mı? Formülü bu. Eksi y çarpı sinüs alfa. Bu arada şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunun var ispatları da hiç gerekli değil yani. Bu işte bu yeni arkadaşın apsisi. Ordinatı da arkadaşlar x çarpı sinüs alfa artı y çarpı çarpı olacaktı. Artı mıydı? Ha, artı. Eksi. Y çarpı kosinüs alfa şeklinde. Tamam. Soru çıkar mı? Şöyle çıkar arkadaşlar. Böyle 240 derece değil de işte tam bileceğin açılar şeklinde sorulur. Ya da direkt işte 90 derece çevirebileceğin, 60 derece kolaylıkla görebileceğin açılar söylenir. Yani ÖSYM'nin tutup da senin bu formülü ezberlemeni isteyeceğini hiç zannetmiyorum ben. Değil mi? Bunun neticesinde arkadaşlar B'yi sen artık yerine koyarsın. X'i, Y'yi vesaire sinleri. Burada dikkat edeceğimiz arkadaşlar da onu söyleyeyim ben sana. Kosinüs 240 ne diyeceksin? Kosinüs 180 artı 60. Buradan bunu yazacaksın. Bir de sinüs 180 artı 60'tan da onu bulursun. Yani B'nin koordinatları arkadaşlar bu durumda yani çıkıyor sana şu çıkıyor. Artı 4 kök 3 ve eksi 3 kök 3 evet eksi 4. Kim çözecek değil mi bunları? Arkadaşlar bununla da bunu çözünce aslında dur bakayım ya. A ile B arasındaki mesafeyi de nasıl buluyoruz arkadaşlar? X'ler farkı, Y'ler farkı, kare kökü. Sonuçta arkadaşlar AB uzunluğu 10 kök 3 çıkıyor. İyi de bu sorulmaz aslında. Bakalım bir triği var mıymış onu ben bir çıkarmaya çalışayım. Cevabımız 10 kök 3. Bursa. Tamam mı? 6'ya 8. Şöyle yapsak 8'e 8 şurası olsa değil mi? Şöyle yapsak bakalım bir şey çıkaracak mıyız? 6'ya 8. Şurası 6 burası 8 olsun. Bu noktayı arkadaşlar 240 derece pozitif yönde. Aslında 6, 8, 10 üçgeni bu değil mi? Evet. Bu üçgen. Şöyle 240 derece döndürmek arkadaşlar. 180 derece döndürsem şuraya gelirdi. Değil mi? Burası 6, eksi 8 olurdu. Eksi 8. Şimdi bir 60 derece daha mı döndür diyor. Ha, belki böyle çözebilirsin.
Belki olabilir. Ha, öyle olabilir belki. Bak şimdi burayı bir 60 derece ama yok be. Şurayı 60 derece düşün. 10, 10. Burası da 60 derece. Burası da 10 birim olur, değil mi? Ha, ama bir dakika ya. 180 derece. Aslında evet ya, öyle olması gerekmiyor mu? Bir 60 daha çevirmen lazım. 10, 10, 10. Burada bu arkadaşın 10 birim gittiğinde çok kolay olması lazım. Acaba B'ler mi yanlış çıktı ya? Allah Allah, bir dakika ya. Pozitif yön burası. 6, eksi 6'ya, eksi 8. Evet. 180 çevirdin değil mi? 240 için bir 60 daha çevirmen lazım. Evet, 60 derece daha geldim. 10, 10. Bu ikizkenar buralarda 60. Ha, ama şey değil değil mi şimşek? Tabii. Yatay geldiğini bilmiyorsun. Tabii. Tabii, canım, böyle yatay kalmaz ki. Şöyle olur. Oradan bulursun, burayı da bulursun, sonra böyle. Yani cevabımız 12 3. Ve bir trik de bulamadım açıkçası. Tamam mı arkadaşlar? Güzel. Sevgili arkadaşlar, kanalımıza abone olmak serbesttir. Arkadaşlarını önermek daha da serbesttir. Şunları da unutma. Evet, şimdi bu videodan sonra arkadaşlar artık ikinci adım birinci denemeyi çözüyor olacağız. Buradaki oynatma listesini unutma. Sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.